Programımızın ilk bölümünde sizlere fidan teminiyle alakalı olarak bilgiler vermeye çalıştık. Bu bölümde de çeşitlerin belirlenmesi, çeşitlerin neye göre seçileceği ve hangi çeşitlerin hangi bölgelerde hakim olacağı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Özellikle kıyı bölgelerde erkenci çeşitlerin seçilmesi ve yarı ılıman bölgelerde, ılıman bölgelerde de orta ve orta geç çeşitlerin seçilmesi gerekmektedir. Genel itibariyle de bakıldığında özellikle yüksek bölgeler İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de geççi ve ortancı çeşitlerin seçilmesi önem kazanmakta. Ancak rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde orta çeşitlerin veya erkenciye yakın çeşitlerin seçilmesi de gerekmekte. Mesela elimde gördüğünüz Primalova çeşidi. Bu çeşit özellikle erkenci bölgelerde seçilirse, normalde şu an itibariyle Bursa'dayız. Bursa şartlarında normal çeşitlerden yaklaşık 2 ay kadar önce oluyor. Bir Mersin, Adana bölgesinde, Antalya bölgesinde. Oralarda bizden 1 ay önce olduğu için piyasada hiç üzüm yokken çıkacağından dolayı çok ciddi miktarlarda kârlar elde edilecektir. Ve bununla beraber de dünyanın en erken üzüm çıkan bölgelerine sahip olacağız. Tabii bunun sonrasında ise işte Manisa bölgesi gibi bölgelerde orta çeşitler ve geççi çeşitler de tercih edilebilir. Trakya bölgesi de gene orta ve geççi çeşitler üretimi için uygun alanlardır. İç Anadolu'da da özellikle çeşitlerin geç uyanması istenir ve vejetasyon dönemi kısa olduğu için orta ve erken çeşitlerden yapılması mantıklıdır. Tabi bölgemizde çok fazla bağ olmadığı zaman meyvanın olgunlaşma dönemi o bölgedeki meyve miktarının az olmasına bağlı olarak yabani hayvanlarla ilgili sıkıntılar olabilmekte. Bunlar da özellikle kuşla alakalı sıkıntılar. Çakallarla, köpeklerle üzümü yemesi, arıların üzümü yemesi gibi sıkıntılar olabilmekte. Bundan dolayı da bizim bölgemiz erken çeşide uygun olabilir ama etrafımızda bağ olmadığı için özellikle erken çeşitlerde yabani hayvan zararı gözlemlenebilmekte. Tabii geççi bölgelerde de özellikle o bölgede yiyecek kalmamasına bağlı olarak farklı sıkıntılar yaban hayvanları bakımından problem olabilmektedir. Genel itibariyle erken çeşitler ciddi miktarlarda tonaj vermezler. Ancak değerlerinin yüksek olmaması sebebiyle piyasada iyi rakamlara satılabilmekte. Tabii bunun da yanında erken çeşitlerin sera şartlarında daha da erkenci 15-20 gün kadar da erken çıkması sağlanarak piyasadaki ekonomik değeri daha da arttırılabilir. Tabii siz kurutmalık üzüm piyasasının olduğu bölgede herhangi bir sofralık girdiğinizde, sofralık çeşit üretimi yaptığınızda bu bölgede ürünün pazarlanması ile ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz veyahut işte bölgesel bir çeşit olan müşküle çeşidini tamamen farklı bir ortama götürdüğünüz zaman verimle alakalı, hastalıklarla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çeşitlerin genel karakteristik özellikleri genel itibariyle araştırmalarda belirtilmiştir. Dünya genelinde yayılmış olan çeşitler var. Tabii bunun yanında bölgesel olan çeşitlerimiz de mevcut. Bölgesel olan çeşitler genellikle kendi bölgelerinin dışına çıktığında performanslarının ve verimleriyle alakalı düşüşlerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Ancak dünyada genel yaygınlık göstermiş olan çeşitlerin performans kriterleri belli olduğu için geniş alanlara yayılış göstermektedirler. Türkiye'deki genel üzümlerin yayılışına gelince kısaca bahsetmek gerekirse, özellikle kıyı bölgelerimizden başlayarak anlatmak gerekirse Antalya, Adana, Mersin bölgelerinde Yalova incisi, Trakya ilkeren, Primalova, Kardinal gibi erken çeşitler ön plana çıkıyor. Victoria gibi erken çeşitler ön plana çıkıyor. Daha sonra yukarıya doğru geldikçe işte Muğla, Aydın bölgelerinde Alfons çeşidi. Biraz daha yukarılara doğru geldikçe Ege bölgesinin Manisa havzasında ağırlıklı olarak karşımıza çekirdeksiz çeşitler, yuvarlak çekirdeksiz ve K7 gibi çeşitler gözümüze çarpmakta. Denizli bölgesinde de gene gece gündüz sıcaklıkların farklı olmasına bağlı olarak Alfons, Razzak'ı, Superior çeşitlerinin randımanlı olduğunu, Crimson çeşitlerinin randımanlı olduğunu görmekteyiz. Ancak rakımın düşmesiyle beraber özellikle
beyaz ve renklenmesi istenen çeşitlerde rakımın düşüklüğüne bağlı olarak veya renkli çeşitlerde de bunu gözlemleyebiliyoruz. Renklenme ile alakalı problemler olabiliyor. Bundan dolayı da rakım azaldıkça, gece gündüz sıcaklık farkları düştükçe çok fazla bilmediğimiz çeşitlere girmemeliyiz. Renklenme ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Ege Havzası'na bakıldığında dünya kurutmalık üzüm piyasasının gerçekten çok büyük bir kısmını üretimi yapılmakta. Ancak ileriye doğru bununla alakalı da sıkıntılar olacağı kaçınılmaz. Çünkü dünyanın birçok bölgesinde sıtlı serisi dediğimiz çeşitlerde üretimin giderek arttığını ve dünya pazarlarına bize rakiplerin ilerleyen dönemde çıkabileceğini şu andan görebilmekteyiz. Çünkü ileriye dönük bakıldığında özellikle Orta Asya piyasasında ve İran'ın bize ciddi rakipler olması gözlemlenmekte ilerleyen dönemde. Ve özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde kurutmalık çeşitlerinde bize birer rakip olması görünüyor. Bir Yunanistan'daki Thompson çeşidinin veya Kaliforniya, Kuzey Amerika'da üretilen kurutmalık çeşitlerin veya Güney Amerika, Şili bölgesinde üretilen farklı kurutmalık çeşitlerinin bize rakip olması muhtemel değil çekirdeksizde. Ancak özellikle yakın ülkelerde Orta Doğu, İran ve Kuzey Afrika ülkelerindeki çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin dikiminin artması ve rekoltelerinin yükselmesine bağlı olarak ilerleyen dönemlerde sıkıntıların çıkacağı kaçınılmaz. Bundan dolayı da özellikle çekirdeksiz üzüm piyasasındaki kalitemizi arttırarak ve üretim pazarlama konusundaki pazarlamayla alakalı sorunlarımızı çözmeliyiz ki çiftçilerimiz üretimle alakalı üretimlerini devam ettirebilsin ve herhangi bir problem yaşamasın. Genel itibariyle de bakıldığında Türkiye dünyada ilk 5 içerisine girmekte üzüm piyasasında. Ancak bakıldığında da çok iyi seviyelerde değiliz üzüm üretiminde. Sadece Ege bölgemizde ciddi miktarda üretim var. İç bölgelerdeki üretimimiz düşük miktarlarda kalmakta. Bu da ancak anaç çeşit uyumu, hangi çeşidin hangi bölgede olacağı, pazar hedeflemesi ve doğru bakım koşullarıyla belli noktalara gelebilmekteyiz. Sofralık üzümlerde özellikle de Ege bölgesi dışında diğer çekirdekli çeşitlerimizin çok fazla yurt dışına ihracatı bulunmamakta. Yok denilecek kadar az miktarlarda bir yurt dışına ihracatımız söz konusu. Ege bölgesinin içeriye doğru girdiğimizde Alaşehir, Sarıgöl taraflarında farklı çeşitlerin olduğunu gözlemliyoruz. Aynı işte Denizli'deki gibi ama Alaşehir bölgesinde ihracatçıların da olması, bir de bölgenin iklim koşullarının Manisa'nın diğer bölgelerine göre daha elverişli olmasına bağlı olarak renkli çeşitlerin bu bölgede daha performanslı bir şekilde olduğu ve çiftçilerimizin daha bilinçli üretim yaptığı gözlemleniyor. Yukarıya doğru çıkıldığında özellikle Balıkesir, Bursa, Bursa Bilecik ve Adapazarı üçgeni gibi diyelim. Bu bölgelerde gene müşküle çeşidinin üretimi, alfos çeşidinin üretimi, razzaki üretimi, kartal diye bir çeşidimiz var. Bunun üretimleri, Hamburg misketi gibi çeşitlerin üretimi önem kazanıyor. Gene Erenköy beyazı da bu bölgede üretilen çeşitlerde. Trakya bölgesine baktığımızda kısmi şaraplık çeşitlerin olduğu ve Trakya İlkeren, Kardinal, Michel Pallari, Red Club çeşitlerinin ön plana çıktığı, genel itibariyle Trakya ve Güney Marmara bölgesinin benzer üretim desenine sahip oldu. Son yıllarda işte Red Club ve Michel Pallari çeşidinin pik yaptığı gözlemlenmekte. Trakya'nın bir kısmında gene şaraplık üzüm, Bozcaada bölgesinde de gene kısmi olarak şaraplık üzümlerin üretildiği gözlemleniyor. Tabii Ege bölgesinin Çeşme bölgesinde de şaraplık üzümlerin olduğu, şıralık üzümlerin olduğu gözlemlenebiliyor. Daha sonrasında İç Anadolu'ya doğru girersek özellikle Antalya, Kırıkkale ve Kalecik bölgelerinde Kalecik karası, emir çeşidinin ön plana çıktığını gözlemlemekteyiz. Kapadokya bölgesinde gene beyaz çeşitler, Isparta bölgesinde dimrit gibi çeşitler gözümüze çarpmakta ve Tokat bölgesine doğru gidince Narince'nin
ciddi manada üretimlerinin olduğunu görmekteyiz. Narince'nin özellikle yaprağının üzümünden daha fazla değerli olması ön plana çıkıyor. Ancak üzümünün yeterli düzeyde değerlendirilebilmesi, sirke sanayinde, meyve suyu sanayinde veya pekmez sanayinde değerlendirilememesi bizim için de sıkıntılar oluşturabilmekte. Kayseri tarafına doğru, Malatya tarafına doğru gittiğimizde bu bölgelerin kendi çeşitleri var. Bitlis, Van, bu bölgelerin kendi çeşitleri var. Özellikle Kilis, Antep gibi bölgelerde horoz karası gibi gösterişiyle en az bir Antum Royal kadar olabilecek olan bir çeşit. Bunu da kurutmalık olarak değerlendiriyoruz. Ancak bununla alakalı pazar gerçekten çok iyi düzeylerdeydi. Son zamanlarda horoz karası, Antep karası veya Kilis karası olarak nitelendirilen çeşitte de problemlerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Güneydoğu'nun üzüm açısından değerlendirilmesinde fayda var. Çünkü üzüm suyu en verimli olarak kullanabilen çeşitlerden bir tanesi. Yine Konya bölgesinde güzel çalışmalarımız mevcut. Konya bölgesinin özellikle güney taraflarında Hadim bölgesinde güzel çeşitlerimiz bulunmakta. İşte bir güzel, son zamanlarda güzel örneklerden Kırıkkale, Delice bölgesine güzel örnekler bulunmakta. Artvin'in bazı bölgelerinde güzel çalışmalar olmakta. Ve özellikle İç Anadolu'da kırsal alan dediğimiz bölgelerde bir tarla bitkileriyle kıyaslandığında üzümün daha fazla ekonomik olması, tonaj ön planda olması mümkün değil zor şartlarda. Ancak ürünün kalitesi, şeker oranının yüksek olması ve işte pekmezinin suyunun üst düzeylerde olması, gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı lezzetinin artması, mesela bir Erzincan'ın bölgesinde yetişen siyah üzümün aynı kalitede bir Bursa şartlarında olması mümkün değil. Bu tarzdaki farklılıklarımızı, güzelliklerimizi kullanarak iyi noktalara gelebiliriz, güzel şeyler yapılabilir. Bu perspektifte bakıldığında Türkiye'nin üzüm ve çeşit deseninin ne kadar farklı olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye'de yaklaşık 1000'in üzerinde, 1500 civarında çeşit var ve dünya gen kaynaklarında yaklaşık olarak %70 civarındaki kısmı Anadolu topraklarında bulunmakta. Bu kadar çeşitlilik içerisinde de bizim doğru çeşitle, doğru anaçla bahçeyi kurmamız aslında çok da kolay gibi gözlenmemekte. Ama sonuçta piyasanın tuttuğu çeşitler belli ve çeşitlerin genel karakteristik özellikleri belli. Çok fazla çeşitleri ve maceraları denemeye gerek yok. Her bölgede üretilebilecek olan çeşitler var. Genel itibariyle bunları size belirtmeye çalıştım. Biz mevcut yerli çeşitlerimizle kendi bölgemizde en iyi ve en kaliteli ürünü üretmeye çalışmamız gerekiyor. Ancak daha sonrasında yeni çeşitlerle belli bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Çünkü bizim için yerli çeşitler çok fazla önemli değilmiş gibi gözükse de bunlar bu bölgelere adaptasyon sağlamış çeşitler. Belli bir bakım ve kültürel faaliyetlerle verimleri daha yüksek kapasitelere çıkarılabilmekte. Türkiye'de üzüm piyasasına bakıldığında çeşidi tercih edebilmek adına son zamanlarda Mersin bölgesinde erkenli çeşitlerin ön plana çıktığı, Güneydoğu'da kurutmalık çeşitlerin ön plana çıktığı, özellikle Denizli bölgesi gibi bölgelerde ihracatlık çeşitlerin, Superior gibi, Crimson gibi çeşitlerin ön plana çıktığı, gene Manisa bölgesinde işte K7 çeşidimizin, Thompson çeşidinin ön plana çıktığı gözlemlenmekte. Alaşehir bölgesinde gene Thompson, Red Club, Michel Polari, Crimson, Hatun Parmağı gibi çeşitler ön plana çıkıyor. Yeni gelen yeni çoğalan Black Finger, Antum Royal, Black Magic gibi çeşitler de ön plana çıkmakta. Daha sonrasında Marmara bölgesinde gene Michel Polari'ye ağırlık verilmekte ve gene Victoria ile ilgili talepler değerlendirilebilmekte. Trakya'da şıralık ve şaraplık çeşitlerle ilgili çalışmalar devam ediyor ve daha da profesyonel bahçeler kurulmaya çalışılıyor. Tonaja yönelik değil de kaliteye yönelik bir üretimin olması gözlemleniyor. Ankara bölgesinde Karacık bölgesinde çok nitelikli ürünler var. Ancak özellikle şıra ve şarap sanayinin kötüye gitmesine bağlı olarak
bu bölgelerde gerilemelerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Buna ek olarak İç Anadolu'da bazı bölgelerde yine sevindirici olaylar var. Konya bölgesinde güzel çalışmalar var. Ağırlıklı olarak da çekirdekli çeşitlerde şu anda Türkiye'de en fazla öne çıkan çeşidimiz ravaş bakımından yine Red Globe, Alphonse, Michel Pallari, Superior Seedless, Thompson gibi çekirdekli çeşitler. Bunun dışında yine çekirdekli çeşitlerden Hamburg misketi, Cardinal, Trakya İlkeren gibi çeşitler ön plana çıkıyor. Tabii horoz karası gene belli bir seviyesini koruyor. Bunun dışında hangi çeşitlerimiz var? Antum Royal giderek belli seviyelerde üretim yapılıyor. Crimson ile ilgili verimle alakalı problemler aşılmakta ve belli seviyelerde üretimler alınabilmekte. Müşkülenin de gene İznik bölgesinde, Mekece, Pamukova bölgelerinde belli oranlarda üretimlerinin olduğunu gözlemlemekteyiz. Ancak üzüm fiyatlarının son zamanlarda biraz daha gerilemesi ve sıkıntıların olması çiftçiye yansımış durumda. Ancak biz bu ivmenin gene tekrar bir yükselişe geçmesini beklemekteyiz. Çünkü Türkiye nüfusu belli oranlarda artmakta ve bu ihtiyacın karşılanması çok mümkün olmamakta. Tabii bizim daha nitelikli bahçeler kurarak nitelikli çeşitlerle ve düzgün altyapıları sağlayarak dünya pazarlarında belli hedeflerde belli noktalara gelebilmemiz için muhakkak ki rekabetçi koşulları da göz önünde bulundurarak kalite kriterlerini ön plana alarak belli tonajlarda ürün almamız gerekiyor ki dünya pazarlarında yarışabilelim. Özellikle Türkiye'de son zamanlarda üzüm yaprağıyla, sarma ile alakalı da ciddi bir hareketin olduğunu gözlemlemekteyiz. Hatta Ege bölgesinde de özellikle bazen çiftçilerimiz üzümün meyvasından daha çok yaprağından bir değer elde etmekte. Tabii burada da aracıların ciddi bir sıkıntısı oluyor. Genel itibariyle Ege bölgesinde taze yaprak olarak ticareti yapılırken Tokat bölgesi gibi bölgelerde çiftçilerimiz topladıkları yaprakları salamura yaptıktan sonra saramura halinde, bidonlar halinde fabrikalara vermekte. İkisinin arasında böyle bir fark var. Dediğim gibi Ege bölgesinde genelde taze satış yapılmakta. Tokat bölgesinde ise ağırlıklı olarak yaprağın salamuraya alınması ve salamuradan daha sonra satışı gözümüze çarpmakta. Tabii bu da çok ciddi bir pazar. Özellikle Türkiye'nin asma yaprağı tüketimi ciddi miktarda. Tabii asma yaprağından kısmi olarak yurt dışına ihracatı da mevcut. Çoğunlukla Avrupa ülkelerine gittiğini görmekteyiz. Gene bu bölgelerde de kendi vatandaşlarımızın, Türk vatandaşlarının yaprak tüketiminin olduğunu gözlemlemekteyiz. Dünyada çünkü bizim kültürümüz gibi ciddi oranlarda yaprak tüketimi yok. Ancak Türkiye kendi iç pazarında ciddi miktarda da asma yaprağı tüketimi bulunmakta. Tokat'ın ekonomisi tamamen buna dayanmakta ve her yıl yaklaşık olarak bu bölgemize bizim tahminlerimizce 650-700 bin civarında net bir dikim olmakta. Bu da gerçekten çok büyük bir oran. Yapılan taleplere bakıldığında ciddi miktarlarda 1 milyon civarında bir asma dikiminin olduğunu da gözlemlemekteyiz. Sadece kamu kuruluşlarının bu bölgede dağıttığı fidan miktarı yaklaşık 600 bin civarını bulmakta. Tabii yıllara göre 1 milyon civarında ve 500 binin altına düşmemekte. Türkiye genelinde bağcılığına bakıldığında da gerçekten narincenin ciddi oranlarda dikiminin olduğunu gözlemliyoruz. Bunun da böyle olmasının temel sebeplerinden bir tanesi özellikle Tokat bölgesindeki arazi yapısının çok çok daha küçük olması. Arazi yapılarının küçük olması, köylerin ufak ufak köylerden ve çok miktarda köyden oluşması
çiftçilerin bu alanı bir arpayla, bir buğdayla, bir sebzeyle değerlendirildiğinde çok daha iyi bir şekilde değerlendirebileceği, hem kendi pekmezine hem yemelik üzümünü çıkarabileceği, hem de yaprağı toplayarak yaş veya salamura yaparak yıl boyunca aynı işte kasasındaki bir para gibi istediği anda bu salamura yapılmış olan yaprağı ciddi değerlerde satabilmekte ve zamana yayabilmekte. En büyük avantajlarından bir tanesi bu. Aynı kuru üzüm gibi saklayabiliyor ve istediği zaman da satabiliyor. Dediğim gibi en büyük sıkıntı Narince'de üzümün değerlendirilememesiyle alakalı bir sıkıntı. Bu da Türkiye'nin birçok durumda olduğu gibi bu işte devletin büyük bir açığı. Çiftçinin bireysel olarak bunu yapması mümkün değil. Tabii şunu da belirteyim. Narince sadece o bölgede değil, bunun dışında Hatay bölgesinde bizim oluşturmuş olduğumuz ciddi büyüklükteki narince bahçeleri de var. Bunun dışında işte Bursa bölgesinde gene yaprak toplanıyor, iç bölgelerde toplanıyor. Doğu'da toplanıyor, Mersin bölgesinde toplanıyor. Ancak genel itibariyle bakıldığında Manisa Havzası ve Tokat bölgesinde ciddi bir yaprak piyasasının olduğu gözlemlenmekte. Sıkıntılardan bir tanesi de özellikle Manisa bölgesinde şu var. İlaçlı olan yaprakların toplanması ciddi manada bir sıkıntı. Bununla alakalı ciddi problemlerimiz var. Özellikle kanserojen ilaçların bitki bünyesinde hasat tarihinin gelmeden toplanması, özellikle de yaprağın geniş yüzeylere sahip olduğu için kalıntıyla alakalı sıkıntılar olması Ege bölgesinde dikkatimizi çarpmakta. Ege bölgesindeki kadar ilaç miktarı Tokat bölgesinde kullanılmadığı için çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir diğer sıkıntımız da özellikle coğrafi işaret konumunda olmadığı için çeşitler, işte Tokat yaprağı diye özellikle Ege bölgesindeki çeşitler satılabilmekte. Bu üzümde de aynı bu şekilde. İşte İzmir'in adı çıkıyorsa İzmir üzümü veya Efes karası diye çıkıyorsa Efes karası, yani bir şey bir yerle nitelendirildiğinde veya oturduğunda o bölgenin ismiyle satılması ön plana çıkıyor ve bununla alakalı da az miktarda da olsa sıkıntılarımız oluyor. İşte programın başında fidanın seçiminden, aracından, çeşidinden, meyve çeşidine kadar bahsettik. Ama yaprak da aslında işin ekonomikliği bakımından değerlendirildiğinde en az üzümün meyvesi kadar şıralık, şaraplık, kurutmalık, taze tüketim, yaprak, taze yaprak tüketimi, salamura yaprak tüketimi gibi değerlendirildiğinde çok fazla bir şekilde üretim kalemine sahip ve uzun yıllar yaşayabiliyor. Bunun da yanında çok fazla ürün olarak değerlendiriliyor. Bulamacından pekmezine yan ürünü ve sanayisi çok olan bir ürün. Bir tür ve biz de bu çeşitlerin ana vatanı olarak dünyada daha iyi seviyelere gelmemiz gerekiyor. Çünkü bizden çok daha geç bağcı olan ülkeler şu anda bizi geçmiş durumda ve özellikle bu konuda da üretim havzalarını oluşturarak çiftçilerimizin hangi çeşidi hangi bölgeye dikeceği ve hangi çeşitlerin hangi pazarı hedeflediği gibi konuların ortaya konulması gerekiyor. Çiftçilerimiz bunu bireysel olarak yapmaları çok mümkün değil. Zaten büyük bu işin ticaretini yapanlar, büyük bahçeler kuranlar pazara rahat bir şekilde ulaşabiliyor veya ürünlerini saklayıp ürün değerine geldiği zaman satışını yapabilmekte. Ancak küçük üreticilerimiz için devletin belli üretim politikaları izleyerek belli bölgeleri, belli havzaları, belli çeşitlere ayırarak muhakkak üretim yapması gerekiyor. Çünkü üretim desenindeki bir dengesizlikten dolayı belli dönemlerde piyasada şişme ve buna bağlı olarak hüsranlarla sonuçlanabiliyor. Bu tarımın her kolunda mevcut. Bundan dolayı da bir bağ alanımızı kurarken muhakkak ki öncelikle her ne kadar çeşit, anaç, bitki, toprak, yer, yöne
koşullarını ele aldığımız kadar en önemli nokta olan ticari noktalardan pazar noktasını çözüp bağlarımızı bu şekilde kurmamız gerekiyor. Çünkü çok uzun vadeli yatırımlar olduğundan dolayı üretim planlaması ve pazar hedeflemesinden sonra bahçelerin tesis edilmesinde büyük faydalar var.